İyi günler çok değerli izleyicilerimiz. Bir pozitif iklime programında tekrar karşınızdayız. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Şu mübarek günlerde Cenab-ı Hak İslam dünyasının içerisinde bulunduğu sıkıntılardan, bunalımdan, kandan ve gözyaşından inşallah kurtuluşa, ferece ulaştıracak sebepler halkeder. Bütün duamız, bütün niyetimiz bu minvaldedir. Cenab-ı Hak bütün sıkıntı içerisinde olan Müslüman coğrafyasını inşallah en kısa zamanda huzura ve güvene kavuşturur. Bugün insan için en önemli iman hakikatlerinden olan ve imanın şartlarından birincisi olan Allah'a iman konusunu inşallah işleyeceğiz. Çok değerli bir misafirim var. Abdülhalim Bilici Hocam, akademisyen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hocam ederim. nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Çok Hamdolsun. şükür. Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Sizleri Allah sormuş hamdü olmalı. senalar olsun. Allah çok şükür hocam. Allah Böyle razı olsun. güzel programlar yaptığınıza göre gayet iyisiniz inşallah. İnşallah hocam. Allah sizlerden razı olsun hocam. Hizmete vesile olsun inşallah. Hayırlı hizmetlerim. Evet. Hocam, Cenab-ı Hak insanları ben ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani İnsanın en önemli görevi, en önemli vazifesi Allah'a iman etmek. Allah'ın inancını kalbiyle bütün zerratında yaşamaktır. Ve Allah'a iman etme konusunu, Allah'a olan inancını hayatının bütün safhalarında yaşamalı ve ta ölümüne kadar bu minvalde olmalıdır hocam. Çünkü Allah'a iman olmazsa hiçbir şekilde şey olmaz hocam. Şimdi evet. Acaba hocam değerli izleyicilerimize iman konusunda nasıl bir bilgi verebiliriz hocam? İman nedir hocam? Evet. Yani iman kelime anlamı olarak bir şeye tereddütsüz, şüphesiz iman etmektir. Aslında iman bir intisaptır, bir bağlanmadır. Evet hocam. Ama ifade ettiğim gibi kelime manası olarak herhangi bir şeye tereddütsüz, şüphesiz, kesin olarak Evet. iman etmektir. Dini manada iman, demin temas ettiğiniz başta Allah'a iman, Evet hocam. sonra amentü de formüle edilen diğer iman esaslarına iman etmek. Yani Allah'ın gönderdiği kitaplara iman etmek, peygamberlerine iman etmek, meleklere iman etmek, Evet hocam. kadere iman etmek Evet. ve hakeza. Yani altı iman esası malumdur herkes tarafından. Evet hocam. Dini manada da imanın tarifi budur. Evet hocam. Ama demin işaret ettiniz, bütün bu iman esasları nihayetinde Allah'a iman esası üzerine kurulu. Buna iman-ı billah diyoruz. Yani Allah'a iman olmazsa meleklere iman olmaz, kitaplara iman olmaz, ahiret gününe iman olmaz. Bütün bunlar gelip imani billaha yani Allah'a imana dayanıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla Allah'a iman bir ilim olarak da bütün ilimlerin şahı ve padişahıdır. Evet. Dolayısıyla çok büyük önem arz etmektedir. Aynen hocam. Allah'a iman insanın yani vazgeçemeyeceği çok önemli bir unsurdur hocam. Evet. Yani mümin olmanın birinci şartı Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir, değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla hocam peki Allah'a iman ile ahirete iman yani öldükten sonra dirilmeye iman etmek bağlamında neler söyleyebilirsiniz hocam? Evet, yani ikisi arasında çok önemli bir irtibat var. Zaten çoğu kez beraber zikrediliyor. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu dört temel esastan ikisini teşkil eder. Malum, Tabii. Kur'an tevhid, yani Allah'ın varlığı ve birliği, nübüvvet,
yani peygamberliği, haşir, öldükten sonra dirilme yani ahiret, evet. Sonra adalet ve ibadete çok vurgu yapar. Evet. Bunlar üzerinde kurulu. Dolayısıyla Allah'a iman elbette ahirete imanı gerektirir. Tabii. Yani Allah bizi yarattı, bu kadar mükemmel donanımlarla donattı. Evet, 50-60 yıllık, 100 yıllık her neyse bir hayat yaşattı. Ondan sonra ebediyen bizi yokluğa mahkum etsin. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla bura inananlar için bir misafirhanedir, bir imtihan yeridir. Ve asıl vatanımız ahirettir. Evet. Dolayısıyla ahiretin varlığıyla dünya ve dünya hayatı bir anlam kazanıyor. Ahiretin varlığı olmazsa, ahiret olmazsa bize verilen bütün bu donanımlar, duygular, akıl, irade, ruh, kalp hayatı bizi azaba çevirir. Çünkü birçok şeyi görüyoruz, hissediyoruz. Kalbimiz ebedi bir hayatı istiyor, sonsuzluğu istiyor. Problemlerin olmadığı bir yeri istiyor. Halbuki bu dünya problemle, elemlerle, kederlerle karışık. Hiç kimse tam manasıyla zevk alamıyor. Çünkü dünya lezzet yeri değil, hizmet, meşakkat, ibadet yeridir. Dolayısıyla ahiret çok gerekli, çok. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, dünyada rahatlık yok yani, la rahatı bir dünya. Evet. Yani mutluluk yok değil mi hocam? Esenlik yok. Çünkü sonludur. Meşakkat ve sıkıntı ile dolu bir ömür evet, değil mi hocam? Evet. Gerçek mutluluk sonsuz olan mutluluktur. Evet. Geçici mutluluklar gerçek mutluluk değildir. Dünya sonlu olduğuna göre. Evet, herkes belli bir müddet ömür yaşadıktan sonra dünya veda ettiğine göre mutlaka ebedi bir hayat lazım ki insanın değeri heba olmasın. Yani insan zaten kıymetli bir varlık değil mi? Evet. Şerefli bir mahluk. Hı-hı. Yani Cenab-ı Hak onu en üstün meziyetlerle, hı-hı, yani güzel bir şekilde yarattığı bir insanın değil mi hocam? Hı-hı. Ölüp çürüyüp toprak olmasına yani şey yapmaz ki, razı olmaz ki değil olmaz mi hocam? Evet. Yani zaten dünya ahiretin tarlası. Hı-hı. Yani bu dünya hayatından sonra ebedi bir alem var. Cenab-ı Hak bizi ebedi aleme hazırlanmamız için dünyada bazı yani sıkıntılar, bazı elemler, bazı kederler, bir takım imtihanlar ile evet, bize karşı karşıya getiriyor. Öyle değil mi hocam? Evet. Bir de yani birçok şey ahiretin varlığını gerekli kılıyor. Tabii. Bu dünyada birçok hastalıklar, zulümler oluyor. Mazlumlar zillet içinde, zalimler izzet içinde bir hayat sürüp gidiyorlar. Sonra hocam, ölüm... Bu cümleyi tekrarlar mısın? Evet. Mazlumlar? Mazlumlar zillet içinde, zalimler de izzet içinde, evet, hayat sürüp gidiyorlar. Sonra ölüm gelip ikisini de alıp götürüyor. Böyle burada bir, şey bir eşitsizlik evet, görünüyor. O zaman zalimden intikamı alacak, mazlumu da hakkını verecek evet, bir diyar, bir yer lazım ki bir orası da, kübra lazım evet, değil mi hocam? Orası da ahirettir. O olmazsa yani bir eşitsizlik, bir haksızlık hüküm tabii sürecek bu evet, dünyada. Dolayısıyla hani zalimler için yaşasın cehennem tabiri çok yerinde bir tabirdir. Aynen. Yani mutlaka cehennem olmalı ki zalimler cezalarını çeksinler. Mutlaka cennet olmalı ki mazlumlar itaat halinde olan, ibadet halinde olan insanlar da mükafatını görsün. Bir de insan fıtratı da zaten evet, vicdanımızı dinlersek, fıtratımızı dinlersek ebed, ebed diyor. Yani sonsuzluk istiyor. Ve bütün semavi kitaplar, bütün peygamberler illaki Allah'ın varlığı ve birliğiyle birlikte ahiretin varlığına da işaret etmişler, vurguda bulunmuşlar. Evet. O zaman demek ki çok gerekli ve lazım olan bir şeydir. Aynen. Yani dünya ahiretle bir değer, bir anlam kazanıyor. Tabii. Hocam, Cenab-ı Hak kendisini bize tanıtırmak için, değil mi hocam? Bizim de ona iman edip, onu kendimize Rab olarak kabul etmemiz için Cenab-ı Hak sonsuz derecede varlıklar yaratmış hocam, deliller yaratmış. Yani bir tefekkür gözü ile, değil mi hocam, bir ibret nazarı ile
İnsan çevresine baktığında, kainata baktığında, yani doğaya baktığında, değil mi hocam? Her şeyde Allah'a götüren deliller var. Bütün bu deliller hocam, demek ki Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine işaret ediyor. Evet. Öyle değil mi hocam? Hı hı. Zaten Cenab-ı Hak hocam, insana verdiği akıl nimetinden dolayı üstün bir mahluk olduğunu ifade buyurmuş. En güzel şekilde yaratılmış ve şerefli bir yaratık olarak, bir varlık olarak yarattığı için insanın da hocam aklını kullanıp, fikrini yola koyup, değil mi hocam, tefekkür penceresiyle Allah'a iman noktasındaki eksikliklerini tamamlama ve güçlendirme, kuvvetlendirme yoluna gitmeli. Hocam günümüzde, yani son günlerde belki duyuyoruz, yani belki daha önce de vardı. Yani bazılar, evet ben Allah'a inanıyorum ama dinine iman etmiyorum veyahut da dini yaşamıyorum, yaşamak istemiyorum gibi çok yanlış ve insanı yoldan çıkaracak bir anlayış, yanlış batıl bir anlayışın seslerinin geldiğini biz yani haberlerde izledik. Yani diyelim ki bir insan bir doktora giderse, doktorun varlığına inanıyorum da onun verdiği reçete inanmıyorum, onun verdiği ilaca inanmıyorum. Evet. Böyle akıl dışı bir şey olabilir mi hocam? Evet. Halbuki Allah'ın dini insanın hayatını topyekün anlamda böyle nizama, düzene, disipline, hürriyete, özgürlüğe, değil mi hocam? Mutluluğa ve huzura götürecek esaslarla doludur. Yani İslamiyet insanın huzuru ve barışı için gelmiştir. Evet ben Allah'a inanıyorum ama dini yaşamıyorum demek bir Müslümana yakışmaz ve bu bir batıl fikirdir. Batıl düşünce ve batıl görüştür hocam. Zaten yani bütün iman esasları zincirleme bir tarzda, evet, birbirine bağlıdır. Evet. İman bir bütündür, parçalanamaz iman esasları. Tabii. Allah'ın varlığını elbette akli delillerle anlamak mümkün. Fakat Allah bizden ne istiyor? Ona nasıl ibadet edebiliyoruz? Evet. Öldükten sonra nereye gidiyoruz? Ahiret nasıl bir yer? Ve benzeri sorularımızın cevabını illaki dinler vasıtasıyla biz öğreniyoruz, anlıyoruz. Dolayısıyla burada kitaplara ve peygamberlere ciddi manada ihtiyaç var. Evet. Zaten peygamber kelimesi malum farklı bir kelime. Haber getiren manasında peygamber. Peygamberler demek ki Allah'tan bize haber getiriyor. Kitaplar aynı manada. Dolayısıyla demin ifade ettiğiniz gibi, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Tabii. Onu nasıl hoşnut edebiliriz'in yolu dinden geçer. Yani kitaplardan geçer, peygamberlerden geçer. Yani. Ve dini yaşamaktan geçer. Evet. Yani dini yaşamak da ancak peygamberleri bilmekle, sünnetlerini bilmekle, yollarını bilmekle. Evet. Hocam zaten Allah'a iman noktasında güçlü olan bir kişi böyle yanlış bir ifade kullanamaz. Elbette. İman zarfından kaynaklanıyor. Aynen hocam. İman zarfından. Peki hocam şimdi geçmişle, yani geçmişteki asırdaki zamanlarda, bizden önceki zamanlar ile, yani geçmişte, günümüzde hocam, bir karşılaştırmada bulunursak acaba, imana ilişkin olarak nasıl bir durumla karşı karşıyayız hocam? Geçmiş evet. zamanlardaki iman ile günümüzdeki imanın mukayesesi, karşılaştırılmasını hocam. Evet, yani buyurun. İnsanlar nezdinde, evet. bazında. Tabii. Şimdi geçmiş çağlarda, asırlarda iman kuvvetliydi. Herhangi büyük bir zatın, bir şeyhin, bir imamın veya kendisine itimat edilen bir zatın ifadeleri din hakkında, İslamiyet hakkında ve başka dinler hakkında söyledikleri yeterli bir delil olarak kabul ediliyordu. Evet. İmanın esaslarına saldırılar yoktu. Vardı ama lokaldı. Azdı yani. Azdı ve lokal kalıyordu çünkü. Yani belirli yerlerde. Evet. Değil mi hocam? Çünkü günümüz kadar iletişim araçları gelişmemişti. Tabii. Dolayısıyla bütün bir dünyaya herhangi bir fikir bir anda yayılma imkanını bulamıyordu. Günümüzde ise, günümüzde dediğimiz tabi 19. asırdan itibaren belki, özellikle başta Allah'a iman olmak üzere amentüde formüle edilen diğer iman esaslarına da ciddi manada saldırılar oldu. Evet. Bu iman esasları
inkara uğradı. Dolayısıyla bilim ve felsefe de bu inançsızlığa alet edildi. İletişim araçları da vasıta kılınarak umumileştirildi bu. Evet. Artık lokal olmaktan çıktı. 1000 seneden beri biriken İslamiyet aleyhindeki şüpheler, tereddütler, inkarlar böylelikle alem-i İslam'a yayılmaya yol buldu. İletişim evet. araçları vasıtasıyla yol buldu. Dolayısıyla günümüzün insanları iman konusunda daha savunmasız bir durumda, daha zor bir durumda ve inançlar sarsıntıda, öyle evet. diyelim genel manada. İslam coğrafyasında da bu aşağı yukarı biraz aynen böyledir. Hocam, taklidi zahirde görünüşte bir İslami şey var. Evet. Fakat kuvvetli bir iman ve bu imanın gerini yerine getirme noktasında eksiklikler var. Aynen. Dolayısıyla günümüzde imana vurgu daha bir önem arz ediyor. Dolayısıyla burada tahşidat yapmak, yani bu konu üzerinde yığınak yapmak, buna ehemmiyet vermek, bu konuları işlemek çok çok önemlidir. Aynen. Yani geçmişte özet olarak belki bahsediliyordu. Daha çok iman üzerine bina edilen İslam esasları, ahlak ve benzeri şeylerden daha çok bahsediliyordu. Bunlar önemliydi. Ama şimdi bütün onları ayakta tutan temel esas şükretilmeye çalışılıyor. Evet. Dolayısıyla yani diyelim bir binanın temeli sarsılmışsa, çatlamışsa, siz o binanın odalarını en güzel boyalarla boyasanız bile binanın hayatiyetine bir ayakta tutulamaz. Katkı sağlamaz. Tabii. Ve bir ağacın kökünün kurutulmasına çalışılıyorsa istediğiniz kadar dallarını, yapraklarını tabii. ilaçlayın. Bu ağacın kurumasına engel olmaz. İşte evet. insan da böyle bir binadır. Temelleri iman esaslarıdır. İnsan böyle bir ağaçtır adeta. Kökleri yine imanın erkanlarıdır, rükünleridir. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman ve diğer iman esaslarıdır. Dolayısıyla bu çağda imanı takiki bir tarzda öğrenmek, bilmek ve yaşamaya çalışmak sandığımızdan daha çok önemli evet, ve gerekli. Çok yani. Elzem hocam. Çok, evet, lazım değil, elzem. Yani geçmiş yani, zamanlara nazaran evet, çok daha önemli. Çok ihtiyaç evet. Duyduğumuz bir husus. Evet. Topyekun bir İslam coğrafyası olarak. Evet. Aynen. Çünkü artık yani ilkokula, ortaokula giden öğrenciler bile veya hiç okula gitmese bile internet vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla falan yani bu imanı sarsıcı, ahlakı tahrip edici bir sürü negatif durumlarla karşı karşıya. Dolayısıyla insanlar bir de artık sorguluyor. Evet hocam. Yani falan hoca şöyle dedi, falan şeyh böyle dedi deyip artık inanmak istemiyor. İstemiyor. Delil istiyor. Delil istiyor. İspat istiyor. İzah istiyor. Evet. Aklen ikna olmak istiyor. Ruhen kalben tatmin olmak istiyor. Dolayısıyla bütün bu hocam, sorulara cevap vermek lazım. Özür diliyorum. Medenilere galebe çalmak ikna iledir gibi. Evet. İkna edici bir cevap değil mi hocam? Söz anlamayan vahşileri gibi icbar ile değil, değil mi hocam öyle tabii bir şey? Yani, yani günümüz artık akıl ve mantığın izah noktasında ikna edici cevaplar ile tatmin olabiliyor. Evet hocam. Söylediklerinizin karşılığını günümüzde görüyoruz diyelim. Evet. Şiddeti esas alan. Yani baskıcı, dayatmacı bir tarzda İslamiyet'i dünyaya lanse eden gruplar var, şeyler var. İşte Daiş'tir, başkalarıdır evet. falan. Bu İslamiyet'e hizmet değildir. İslamiyet'e İslam düşmanından daha çok zarar vermek halidir. Aynen. Zaten Batılılar falan biraz da ön yargılı olarak bir terör dini olarak İslamiyet'i evet. görüyorlar. Halbuki İslamiyet barış dinidir, müsalemet dinidir. Sevgili fakat böyle bir görüntü vermek, işte bu sırdan gafil olmaktan kaynaklanan bir şey. Halbuki yani iman rüştünü ispat edebilecek, İslamiyet rüştünü ispat edebilecek bir kıvamdadır. Şiddete dayatmaya ihtiyacı yoktur. Evet. İman zaten bir tekliftir. Yani insan bir teklifle karşılaşır, ya kabul eder ya reddeder. Cenab-ı Hak insanı bu noktada serbest bırakmış. Yani iman, inanmak, imanın gereğini yerine getirmekle alakalı güzellikleri, mükafatları, neticeleri söylemiş. Yani. İnkarla ilgili sonuçları
vahim durumları da bize bildirmiş peygamberler ve kitapları vasıtasıyla. Dolayısıyla burada insan muhtardır, serbesttir. Aklını, kalbini tatmin edecek bir karşılık bulursa inanır. Değilse baskıyla herhangi bir şey zaten kabul ettirseniz o din olmaz. Olur, yani İslamiyet tabii. olmaz. Evet, yani. Dolayısıyla o işaret ettiğiniz ikna metodu evet. çok çok önemlidir. Ve İslamiyet çağın sorularına ve sorunlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahiptir, bir imkana sahiptir evet. bu noktada. Şiddete ve baskıya hiçbir zaman ihtiyaç yok. Evet. Hocam şimdi Allah'ın varlığını ve birliğinin delilleri nelerdir hocam? Çünkü insanımız yani her şeye bir ibret ve böyle dikkat etme nazarıyla bakmadan biraz sanki uzaklaşmış gibi hocam. Evet. Halbuki gözümüzle gördüğümüz, duyularımızla hissettiğimiz her şey hocam Allah'ın varlığına, birliğine işaret ediyor. Öyle değil mi hocam? Bu konuyu biraz açar mıyız hocam? Evet, aslında Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri her şeydir ve her bir şeydir. Evet. Bütün varlık dünyası Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ediyor, izah ediyor ve ispat ediyor ama bunların içinde çok büyük külli delil diyebileceğimiz evet. deliller var. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Diğer bir tanesi Peygamber Efendimiz'dir. Olur, yaşayan evet. Kur'an olarak Peygamber Efendimiz'dir. Diğer bir delil de kainat kitabı dediğimiz evet. evrenin kendisi, kainatın kendisi de Allah'ın varlığına ve birliğine... Yani sonsuz feza, gökyüzü evet. değil mi hocam? Dünya. Evet. Evet. Muazzam delillerdir. Bunlar afaki deliller diye isimlendiriliyor. Ne evet. demek afaki deliller? Yani bizim dışımızda olan delillerdir. Buna ilave olarak bize bizatihi her insanda bulunan bir delil daha vardır. Evet. Vicdan. Vicdan. İnsanın vicdanı da Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini izah eden, ispatlayan en büyük delillerden biridir. Kur'an bütün ayetleriyle evet. neredeyse Allah'ın varlığını ve birliğini bize izah ediyor, ilan ediyor. Zaten evet. diğer iman esasları da sohbetimizin başında işaret ettiğimiz gibi Allah'a imana bağlıdır. Onunla kaimdir, ayaktadır. Dolayısıyla kelami sıfatın mazharı olan Kur'an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplar onlar Allah'ın varlığını, birliğini o ayetlerle bize izah ve ispat ediyorlar. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer bütün peygamberler de bir rivayete göre 124 bir peygamber gelmiş. Hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine işaret etmişler ve o konuda ittifak etmişler. Bunlar reddedilmez delillerdir. Yani hangi konu olursa olsun uzmanına başvurmak icap ediyor, tabii. gerekiyor, gerektiriyor. Tabii. Yani bir hastalığımız olduğu zaman mühendise gitmeyiz, inşaat mühendisine. Doktora gideriz. Tabii. Bir pratisyenin, yeni mezun olmuş bir doktorun bir hastalık hakkında vereceği karar, 1000 inşaat mühendisinin verir karardan daha anlamlı tabii. ve doğrudur. Şimdi Allah'ın varlığı ve birliği, ahiretin varlığıyla alakalı uzman kişiler elbette başta peygamberlerdir. Olamazsınız. 124 bin peygamber aynı konuya işaret etmişse ve parmak basmışsa artık bunda şüphemiz yok. Yani başka bir misal verelim. Diyelim bir matematik problemimiz var. Evet. Çözmek istiyoruz. Edebiyat hocasına mı gideceğiz? Bana hayır. mı gelecek yani bir edebiyat hocası? Hayır hocam. Bana matematik gelmez. Hocası. Kime gidecek? Matematik hocasına tabii. gidecek. Matematik hocası diyelim onun problemini çözdü. Dedi ki sonuç bu. Ben de çok ona inanacak. Yani bir edebiyatçıdan ziyade bir matematikçiye tabii. inanacak problem sahibi. Evet. Hadi diyelim ki çok tatmin olmadı. İkinci bir matematik hocasına götürdü. Aynı sonucu verdi. Tamam. 3, 4, 5, 10, 1000 falan daha şüphesi kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. Kalırsa aklına şüphe etmek lazım tabii. yani. Şimdi Allah'ın varlığı bir birliği konusunda da 124 bin peygamber. Çoğu birbirini görmemiş. Farklı çağlarda, farklı asırlarda, farklı coğrafyalarda gelmiş olmalarına rağmen, gönderilmiş olmalarına rağmen aynı noktaya parmak basıyorlar. Evet. Problemin sonucunu bize söylüyorlar. Evet. Allah vardır ve birdir diyorlar. Bu reddedilmez bir delildir. Aynen. Kainat yine muazzam bir
birlik ve varlık delilidir. Evet. Bilimler geliştikçe Allah'ın varlığı ve birliği daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla kainatı da aslında Kur'an gibi okuyabiliriz, okuyabilmeliyiz. Tabii. Yani nasıl Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın kelam, konuşma sıfatından gelen ve dünya ve ahiret hayatımızı tanzim ediyorsa, büyük Kur'an olan kainat da Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudret sıfatından gelen bir kitaptır. Onun da ayetleri vardır. Evet. O ayetlere biz tekvini ayetler diyoruz. Yaratılışla ilgili ayetler. Tabii. Nedir bu ayetler? Ben, sen, bir çiçek, bir bal arısı, bir inek, bir sinek, bir ağaç, bir yıldız, bir atom, bir hücre ve herkese her şey aslında bu tekvini ayetlerden birer ayettir. Ve Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bize izah ve ispat ediyor. Kainat büyük bir kitap. Fakat binlerce kitaba konu olmuş bir kitaptır. Evet. Binlerce şerhi yapılmış, tabii, izahı yapılmış, yorumu yapılmış bir kitaptır. Yapılmıştır mı? Mesela diyelim bilim dallarına bakalım. Evet. Fizik bir bilim dalı mı? Evet. Şüphesiz bir bilim dalıdır. Tabii. Fizikle ilgili kaç kitap yazılmış? Binlerce. Tabii. Bilmiyoruz. Fizikle alakalı yazılan bütün kitaplar gerçekten Allah'ın irade ve kudret sıfatına gelen kainat kitabının fizikle ilgili kısmının izah ve şerhinden başka bir şey değildir. Şey değil. Kimya bir bilim dalı mı? Evet. Bir bilim dalıdır. Tabii. Kimya ile alakalı kaç kitap yazılmış? Yine binlerce kitap. Binlerce. Çünkü alt dalları var bu tabii biliminde. İşte bu kimya ile ilgili yazılan binlerce kitapta yine kainat kitabının yani evren dediğimiz Allah'ın kudret sıfatıyla yazdığı, kudret kalemiyle yazdığı kitabın kimyasal faaliyetlerle ilgili şerhi ve izahıdır. Evet. Biyoloji bir bilim dalı mı? Tabii. Bir bilim dalı. Onunla alakalı da binlerce kitap yazılmış ve bütün bunlar yine biyolojik hayata dair yani kainat kitabının bir sayfasıyla ilgili yapılmış izahlar ve yorumlardır. Buna coğrafya, astronomi, başka bilim dallarını izah ettiğinizde bu yazılan kitapların sayısı yüz binleri aşar. Ama tabii, bütün bu kitaplar bir kitabı bize tefsir ediyor, izah ediyor, şerh ediyor. O da kainat kitabıdır. Bütün bu bilimler düzensizlik üzerine, rastgelelik üzerine, tesadüf üzerine mi kuruludur? Hayır, mümkün değil. Hayır. Bütün bilim dallarının esası düzendir, uyumdur, ahenktir ve kanundur. Düzenin olduğu yerde tesadüf olmaz. Uyumun, ahengin olduğu yerde rastgelelik olmaz. Tesadüfe yer yok. Rastgelelik evet, ve tesadüf olursa düzen olmaz, olmaz, kanun olmaz, dolayısıyla bilimler olmaz. Tabii. Ama bu insanların keşfettiği bilimler nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının kainata tecellisini anlamaya çalışan bilim dallarından başka bir şey değildir. Dolayısıyla bütün bilim dalları o kanuni olma halleriyle, dengeleriyle, düzenleriyle bir gayeye, bir maksada, bir fayda yönelik olarak bulunmuş olmalarıyla Allah'ın varlığına ve birliğine birer delildir, sonsuz delildir. İnsan da bu manada küçük bir kainattır malum. Evet. İnsanın kendisi. Yani hocam, kainat büyük bir insandır. Güzel. İnsan da küçük bir kainattır. Küçük bir kainattır. Tabii. Ve insan da aslında yazılmış bir kitaptır. Tabii. Yani kudret kalemiyle, önce kader kalemiyle programı çizilmiş, yazılmış. Sonra kudret kalemiyle yazılmış bir kitaptır. Ve madem küçük bir kainattır, o zaman insan da Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine sonsuz deliller taşıyan ve okunması gereken bahsettiğimiz gibi bir kitaptır. Okunmalıdır. Bilimler nispeten insan kitabını da ne yapıyor aslında? Okuyor. Evet. Mesela diyelim bir araştırma hastanesine gidelim. Evet. Diyelim Harun Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma hastanesine gidelim. Evet. Bir sürü bilim dallarıyla karşılaşırız. Gideriz, evet, bakarsak, incelersek. Örolojidir, nörolojidir, histolojidir, dahiliyedir, hariciyedir, kulak, boğaz, burundur, kardiyolojidir falan. Burada her bir bilim dalının bahsettiğimiz bilim evet, dalıyla ilgili yüzlerce kitap yazılmış. Tabii. Bütün bunları topladığımızda yine binlerce kitap karşımıza çıkıyor. Peki bütün bu tıpla ilgili yazılan kitaplar aslında hangi kitabın şerhi? İnsan.
denilen kainatın özeti olan kitabın şerhi. Bütün bu bilimlerin bahsettiği şeyler hayali şeyler mi? Rastgele mi? Hayır. Gelişi güzel mi? Hayır. O zaman kainatta ve insandaki düzenlilik, dengelik, ahenklik ve bir maksada yönelik olarak yaratılmış olma hali aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delillerdir ki binler kitap bu konuda yazılmış. O zaman yazılan bütün bu kitaplar aslında Allah'ın varlığını ve birliğini bize izah ve ispat eden kitaplardır. Yeter ki sanat ve sanatkar arasındaki bağı kurabilelim. Evet. Sanat ve sanatkar arasındaki bağı koparmayalım. İman bir intisap ve bir bağlanmaydı. Ama işte inkarcılık o bağı koparıyor. Evet. O bağı koparıyor. Şimdi dolayısıyla o bağ zayıflatılmış günümüzde. Demin hani sordunuz ya geçmiş çağlarla günümüzü karşılaştırırsak iman noktasında neden bu kadar vurguya ihtiyaç var? İşte bu sebepten dolayı. Halbuki bilimler gerçekte bizi Allah'a daha yaklaştırıyor. Aynen. Fakat bir yaratıcı düşünerek sadece sanata dalsan, sanatkarı unutursan boğulursun orada. Onu göremezsin. O zaman rahmetle analım Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği tarzda eşyaya, varlığa manayı harfiyle bakmak lazım. Manayı ismiyle bakmamak lazım. Evet. Ne demek manayı harfiyle bakmak? Yani eşyaya, sanata, sanatkarı adına bakmak. Tabii. Manayı ismiyle bakmak, sanatkarı unutmak, sadece sanata bakmak ve sanata boğulmaktır. Evet. Yani mesela diyelim bir çiçeği ele aldığımız zaman veya baktığımız zaman aa ne güzeldir dediğimiz zaman aslında sanatkarı sanki unutuyoruz gibi. O güzelliği çiçeğin kendisine veriyormuş gibi oluyor. Ne güzel yaratılmış. Şimdi ne güzel yaratılmış, ne güzel yapılmış, tabii, sanatkarının isim ve sıfatlarına ne güzel işaret ediyor dersek o zaman bu manayı harfi ile bakmış olmak demektir. Çiçekteki mükemmelliği ve güzelliği sanatkarına nispet etmek demektir. Buna şiddet ve ihtiyacımız var. Böyle bir bakış açısına. Ama maalesef geçmişte bilim materyalizme alet edildiği için materyalistler bilime hakim oldukları için onu çığırından ve amacından saptırarak Allah'a karşı bir inkar vasıtası olarak kullandılar. Demin ismini aldığımız İslam alimi, büyük mütefekir Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu bilimleri incelediği için, Kur'an'ı iyi bildiği için, sünneti iyi bildiği için, kainat kitabını da iyi okuduğu için, biyoloji, kimya, astronomi, felsefe bildiği için onların bize karşı silah olarak kullandığı, Allah'ı, ahireti inkar noktasında silah olarak kullandığı o silahı onların elinde alıyor ve onlara doğrultuyor. Yani bilim yoluyla da Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği izah edilebilir, ispat edilebilir, bize izah ve ispat ediyor. Onun için onu burada rahmetle analım. Allah razı olsun. Şimdi. Hocam Bediüzzaman Said Nursi'nin herkesin anlayabileceği, yani ilkokul çocuğundan tutun, daha ileriki yaşlardaki insanlarımıza herkesin anlayabileceği tarzda Allah'ın varlığını anlatma babında çok ufacık vecizeleri var. Evet. Mesela bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz biliyorsun. O halde bu kainat nasıl sahipsiz, hakimsiz olabilir? Öyle değil mi hocam? Çok harika. Demek ki bu kainatı her şeyi yoktan yaratan bir sahibi var. Allah'tır işte o. Allah'a iman değil mi hocam? Mesela siz sanat ile sanatkar arasındaki irtibata dikkat çektiniz. Bediüzzaman Said Nursi der ki tabiat bir sanattır. Sani olamaz. Sanatkar olamaz. Bir sanattır yani. Sanatkar olamaz. Öyle değil mi hocam? Yani sanat ayrıdır. Sanatkar o işin uzmanı. O işi yapan, icat eden ve yoktan var edendir. Öyle değil mi hocam? Evet. İşte o sebepten dolayı mesela tabiatçılık fikri çok geliştiği için naturalizm diyoruz buna. Yani birçok fikri sapkınlıklar doğdu. Allah'ı inkar edince Allah'ın rolünü başka yerlere verme ihtiyacını hissetti insanlar. Çünkü tanrısız onların tabiriyle yaşayamaz insanoğlu. İlla ki bir yere dayandıracak. Şimdi bir Allah'ı kabul etmeyince naturalizme saptılar. Yani ilmi, iradeyi, kudreti, hikmeti tabiata verdiler. Tabiata bir yaratıcılık yüklediler. Atfettiler. Evet.
maddeye, zamana... Ki sorumluluk olmayan bir şey. Öyle değil mi hocam? Evet. Bu sebepten dolayı bir zaman hemen o hastalığa bir ilaç olarak tabiat risalesi yazdım. Tabiat felsefesini işleyen bir mevzu ele aldı ve işledi. Orada Allah'ın varlığına ve birliğine muazzam deliller getirdi. Cevaplar verdi. Muazzam deliller getirdi. Bu çok önemli. Demin o bahsettiğiniz özdeyiş ve cize hakikaten yani sehli mübteni. Çok basit gibi görünüyor fakat kimsenin aklına gelmemiş sanki o tarzda ifade etmek. Evet. Yani bir köy muhtarsız olmaz, bir ilne ustasız olmaz, bir şehir valisiz olmaz, bir memleket padişahsız olmaz. Bu koca kainat nasıl sahipsiz olur? Ve onun birliğiyle alakalı, sehliyle alakalı bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir memlekete iki padişah olmaz. O zaman kaos olur hocam, huzursuzluk yani olur. Yani bu kadar derin ve mühim bir meseleyi, bu kadar harika ve güzel, herkesin dediğiniz gibi çocukların dahi anlayabileceği, avamın da anlayabileceği bir tarzda ifade etmek gerçekten Bediüzzaman'a olan Bediüzzaman'a hasıl dersek mübalağa etmemiş oluruz bu noktada. O tabiat risalesi de incelenmeye değer bir risale gerçekten. Orada dört imkan sunuyor bize. Diyor ki, madem varlık dünyası var, önümüzde duruyor ve her şey sanatlıdır ve vardır, o zaman bu nasıl oluştuğu ile ilgili dört ihtimal var önümüzde diyor. Bir, sebepler bir araya geldi, bu varlığı yaptı demek var. İki, kendi kendine oldu demek var. Üç, tabiat yaptı demek yolu var, imkanı var. Dört, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz, kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz bir Allah yarattı demek var diyor. Bu ilk üç yolun anlamsız, mantık dışı ve çürük olduğunu ispat ettiğimizde ister istemez dördüncü yolu olan Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği yolu önümüze çıkacaktır. O da tabiat risalesine aynen böyle oluyor. Aynen, aynen. O üç şeyi çürütüyor. Çürütüyor tabii. Yani herhangi bir şeyin kendi kendine olamayacağını, sebeplerin bir araya gelerek bir şeyi icat edemeyeceğini ve tabiatın da demin dediğiniz gibi bir sanat olduğunu, tabii, sanatkar olmadığını, bir nakış olduğunu, nakkaş olmadığını, o nakşı nakşeden tabii sanatkar olmadığını, bir kitap olduğunu fakat yazar olmadığını, bir kanun olduğunu fakat kanun koyucu olmadığını çok harika bir tarzda izah ve ispat ediyor. İzleyicilerimize hararetle tavsiye ederiz. Bu mevsimde, bahar mevsimde tam da kırlara çıkıp tabiat risalesi okumanın zamanı diye düşünüyorum ben yani bu noktada. Allah razı olsun. Eğer zamanımız varsa bu konuda yani Allah'ın varlığı birliğiyle alakalı. Buyurun hocam. Daha başka mesela Cenab-ı Hakk'ın... Mesela hocam iman ile ibadet arasındaki ilişki nasıl dengelendirebiliriz? Peki ona geçelim isterseniz. Evet. Yani Allah'a iman eden elbette ona ibadet edecektir. Tabii. Değil mi hocam? Tabii. Yani ibadetsiz bir iman zaten düşünülemez. İman ibadeti gerektiriyor. Tabii. Allah'a iman eden elbette ona ibadet edecektir. İbadet yolları içinde de en kısa, en sağlam, en sağlıklı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın takip ettiği yoldur. Yani sünnet-i seniyyesidir. Evet. Şimdi iman bir itikattır, inanmadır. İbadetle bu bizde kökleşiyor, sağlamlaşıyor. İbadet aynı zamanda imanın bir nevi koruyucusudur. Onu takviye eden, onu sağlamlaştıran bir şeydir ve imanın meyvesidir. Evet. Hani başaksız bir tarla ne ifade eder? Değil mi? Buğday eksik, başağı yok. Saman. Değil mi? Şimdi ibadetsiz bir iman da başaksız bir tarlaya benzer. Tabii. Dolayısıyla iman ibadeti gerektiriyor. İbadetimizle imanımızı takviye edebiliyoruz. Evet. Ahiret yolculuğuna o şekilde ancak hazırlanabiliyoruz. Dolayısıyla iman, ibadet arasında sıkı bir alaka vardır. Evet. Fakat insanoğlu tabi günümüzde inancı zafa uğradığı için ibadet konusunda da inananlar dahi tembellik yapıyor. Yapılan anketler falan eğer doğruysa yani Türkiye bağlamında
söylemek gerekirse birçok inanan insan beş vakit namaz kılma noktasında iyi bir yerde değil. İyi bir yerde değil. Dolayısıyla ibadete de ağırlık vermek lazım. Ama zaten ibadetin zaten altında iman, da ibadeti iman gerektirir. Evet. Yani ben Allah'a inanıyorum, iman ediyorum, peygambere iman ediyorum diyen bir adam ibadetini yapmamalı. İbadet etmeli. Tembellik yapmamalı. Olmaz yani. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani imanda bir problem yoksa bu tembellikten kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda bu imanın biraz taklidi olduğuna da işaret ediyor. Taklidi, yani iman zayıflığına işaret ediyor. İman zayıflığına işaret ediyor. Kuvvetli bir iman sahibi mümkün mü? Bir farz namazı kaçırdığı zaman bir farz namazına o çok rahatsız olur. Yani hocam haberlerde çıkıyor, görüyoruz. Mesela kedi yolda gidiyor ve oturmuş. Yoldan geçen adam bir tekme atıyor, kediyi öldürüyor. İşte şey. Yani bunun tek şey hocam cevabı iman zayıflığıdır. Evet, iman şefkati de gerektiriyor. Tabii. Yani mahlukata şefkat. Şefkat imandan gelir değil mi hocam? Yani Allah'a inanan, gerçek anlamda Allah'a teslim olan bir kişi, yani bir canlıya hocam zarar verebilir mi? Yani o kediyle kediye tekme atan adam arasında mahlukiyet noktasında, yaratılmış olmak noktasında bir fark yok. Aynen. Kedi de Allah'ın, oradan daha değerlidir. Allah'ın mahlukudur. Aynen. Ona tekme atan da Allah'ın mahlukudur. Tabii. Fakat ona tekme atan bu noktada yani imanın gereğini yerine getirmediği için... Tabii hocam. Bel eddellum ayet var hocam. Allah'a yani, iman etmeyenler hayvandan daha aşağıdırlar. Yani... Ayettir bu. Tabii. Çünkü yani iman bütün mahlukatı kardeş gibi görmeyi bize söylüyor, fısıldıyor, tabii, anlatıyor. Aynı Halık'ın mahlukları olmamız noktasında diğer varlıklar, mevcutlar bizim yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, dünyayı şenlendiren, dünyamıza zevk ve renk katan arkadaşlarımızdır, tabii, yoldaşlarımızdır. Onlar da, onlar da Allah'ın mahluku. Onlar da kendi hal dilleriyle onu anıyorlar, ona ibadet ediyorlar. Şimdi böyle bir şey yapmak aslında şefkatsizliktir, tabii, ve imana zıttır. Çünkü iman şefkati yani gerektiren bir şeydir. Yani bu sadece numune bir örnektir hocam. Buna benzer, bundan daha çok önemli hadiseler, olaylar var. Bütün bunlar hocam toplumda ne yazık ki Allah'a iman noktasında bir eksikliğin olduğunu göstergesidir hocam. Ben bunu demek istedim hocam. Şimdi hocam bir de şimdi günümüz insanın çok muhtaç olduğu, hasretle peşine ardına düştüğü bir huzur ve mutluluk var hocam. O artık ütopya olmuş. Yani insanlar huzursuz, insanlar mutsuz. Yani sıkıntı ve stres içerisinde değil mi hocam? Böyle bir girdaplı bir hayat ile bunalımlar arasında bir ömür geçiriyorlar. Peki hocam bu Allah'a iman ile mutluluk ilişkisi arasındaki dengeyi, konuyu, yani ilişkiyi nasıl değerlendirebiliriz? Evet. Yine Risale-i Nur'dan bir atıfla bunu cevaplayalım. Buyurun hocam. Çok güzel ifade etmiş ibadet, iman ilişkisini, başka noktaları, mutluluk, iman ilişkisini. Evet. Sonra da diyor ki, hayatın zevkini, lezzetini, saadetini istiyorsanız, hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Allah'ım. Demek ki, hayattaki zevk, lezzet, saadet yani mutluluk imandadır. İmanı hayata hayat kılabiliyorsak, yani hayatımızı imanla hayatlandırırsak hayattan zevk alabiliyoruz, mutlu olabiliyoruz. Ama bitmiyor burada. Tabii. Farzlarla da süslendirmeliyiz. Demin tabii, iman ibadet ilişkisiyle tabii, de alakası var evet, bu. Ve günahlardan çekinmekle muhafaza etmeliyiz inancımızı. Tabii. Demek ki her şeyden önce taklidi değil, tahakkuki, gerçek manada bir imana ihtiyacımız var. Bu iman hayatımıza hayat olursa mutlu olacağız. İbadetimizi yaparsak daha bir mutlu olacağız. Günahlardan çekinirsek hem dünyada hem ahirette mutlu oluruz. Dolayısıyla iman, tahakkuki iman ama kastettiğim, mutluluğun da kaynağıdır, esasıdır. Çünkü insanoğlu bin türlü belalarla, musibetlerle karşılaşıyor bu dünyada. Ve onların üstesinden gelemiyor. Mesela sonsuz derecede acizdir. Onun bir sürü düşmanları var. Yani gözle görülmeyen bir mikroptan tutun ta
gökteki kuyruklu yıldıza kadar hastalıklar, musibetler, depremler, seller ve hakeza insana düşman gibi görünüyor. Allah'a iman yoksa bu konuda insan yapabileceği fazla bir şey yoktur. Evet. İşte bu hal hayatı cehenneme çevirmeye yetiyor. Evet. Ama Allah'a iman etse bilecek ki bütün düşmanlarını alt edecek, bütün düşmanlarını def edebilecek sonsuz bir kudret sahibi bir yaratıcım var. O bana bir dayanak noktasıdır der ve ona dayanır ve bu düşmanlarına karşı mukabele edebilir. Evet. Hani hocam bir vecize var Bedrüzzaman Said Nursi'nin, üstadımızın. Sultan kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Yani bütün mikropların, bütün hastalıkların, bütün sıkıntıların dizgini hocam derdi de dermanı da o verir. Evet. Her şey onun emriyle, halledilir. Değil mi hocam? Şimdi bu inanç olduktan sonra mutlu olmamak imkansızdır yani. Evet, fakat bu sağlam bir tarzda olmalı. Evet. Yani günümüzün Müslümanların problemi ezbere gitmeleri. Evet. Yani içselleştirmemeleri. Tabii. Bu iman hakikatlerini sindirmemeleri. Bu imanı ibadete dönüştürmemeleri. Günahlardan uzak durmamalarıdır. Böyle olunca o safi lezzeti, o saadeti, o mutluluğu yakalamıyor. Yani tecrübi bir inançtır. Evet. Değil mi hocam? Efendim. Yaşamalı yani bütün bunlar. Bunun gibi mesela insan sonsuz derecede fakirdir. Elinde bir şey gelmiyor. Yani ihtiyaçları sonsuzdur. Evet. Yani ebede uzanmış arzularımız var. Ahireti istiyoruz, cenneti istiyoruz. Devamlı genç kalmak istiyoruz. Evet. Çirkinlik istemiyoruz. Değil mi? Bunların hiçbiri burada gerçekleşmiyor. Değil mi? İşte bu sonsuz ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir kerim-i mutlaka ihtiyacımız var. Mutlak kerem sahibi, rahmet sahibi bizzata ihtiyacımız var. Bu da ancak Allah'a iman ve ahirete imanla mümkündür. Bu olduğu zaman kişi maddi noktada fakir de olsa aslında fazla ızdırap çekmez. Bilir ki onun Halık'ı, onun Malik'i, onun kerim Rabb'i sonsuz bir hayat hazırlamış ona, ebedi bir cennet hazırlamış. Onu düşünerek buradaki bu meşakkatleri, belaları def edebilir ve huzur kazanabilir. Ama bu iman yoksa çırpınıp duracaktır. Tabii. Sonsuz ihtiyaçlar, sonsuz düşmanlar karşısında tükenecektir yani. Yani ve kesinlikle mutlu olamayacak değil mi? Olamayacaktır. Yani, olması mümkün olmayacaktır. Hep yani hayatı bütünle mutsuz ve sıkıntı, stres içerisinde geçecek. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yani dolayısıyla iman aynı zamanda mutluluğun kaynağıdır. Aynen. Evet, iman et ki mutlu olasın. Aynen. Yani. Hocam, verdiğiniz bu bilgilerden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Allah bu interneti sağladığınız hocam. İçin. Allah razı olsun hocam. Yani. Yani gerçekten çok ibretli ve bizi düşündürüp ve sevk edecek, Allah'a iman etme noktasında eksiklerimizi giderecek başlıkları bizlere hatırlattığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir cümleyle bitirmek istiyorum. Evet. Tabii biz şöyle nirengi noktalarına temas ettik. Evet. Yüzeysel olarak bu manada ciddi bir derinlik kazanmak isteyenlere Risale-i Nur Külliyatı'na havale ediyoruz ve Risale-i Nur Külliyatı'nı öneriyoruz. Evet, mutlu olmak istiyorlarsa, takdir-i iman elde etmek istiyorlarsa tavsiye ediyoruz. Risale-i Nur'u okumalarını tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok değerli izleyicilerimiz, bir pozitif iklimi programı da burada sona erdi. Bir başka programda, başka bir konuyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.